Herkese merhaba, Koralp ben. Ben de Nurcan. 6K Farm olarak bugün biraz muhabbet edelim istedik. Eylül ayı bizim için aslında sezonun bitip bir sonraki yıla hazırlık aylarının geldiği bir dönem. Dolayısıyla biz yavaştan yavaştan bu sene hani kış dikimleriyle özellikle başlıyor işlemler. Neler yapacağız, neler planlayacağız onları düşünmeye başladık. Bu işlerimizden birisi de takip eden arkadaşlar belki bilirler. Minik bir bağ kurduk biz yaklaşık bir dönüm kadar. 200 köke yakında üzümümüz mevcut. Onları dikmiştik geçen kış. Bunların telli terbiye sistemini yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bununla ilgili bir araştırma yaptık. Telli terbiye sistemi fidanların işte dikimi, çukurların açılması, gübrelerin vesairesinden bile daha çok tutan bir kalem. Dolayısıyla biz de hepsini araştırıp bizim için en uygunu, en mantıklısı, en sürdürülebilir olanı, en bakımı kolay olanı araştırmak istedik. Bizim üzümlerimiz sofralık çeşitler. 3 tane çeşit üzümümüz var. Bunlardan biri narince, Tokat'ın meşhur narincesi, hem yaprağı hem üzümüyle meşhur. Pekmezi de yapılıyor. Salamura yaprağı da değerlendiriliyor. Sofralık olarak da tüketime uygun bir çeşit. Diğer iki çeşitimiz ise Lival ve neydi? Royal. Onlar da yine sofralık çekirdekli çeşitler. Pekmezi de yapılabiliyor. Biz bu üzümlerin hepsini aynı şekilde terbiye sistemine alabileceğimiz söylenmişti. Kordon terbiye sistemi kullanacağız bu 3 üzüm çeşidinde de. Yine 3 de kısa budama yapılıyor. Bağcılıkla ilgilenen arkadaşlar bizden çok daha iyi bilirler. Biz çünkü bu işin çok çok fazla acemisiyiz. Bizim bu çeşitlerimizin hepsi kısa budama yapılıyor ve kordon terbiye oluyor. Farklı şaraplık çeşitler farklı, işte sofralık çekirdeksiz çeşitler farklı. Hepsi farklı, birden farklı fazla terbiye sistemi var. Bizim kullanacağımız terbiye sisteminde 3 kat olacak, 3 sıra tel olacak. İlk sıra tele terbiyesini yapacağız. Yani dallarımızı yatıracağız ve oradan aynı zamanda damla sulama hattımız geçecek. Diğer üst 2 sıra ise çift tel olacak. Onlara da yaprakların... Daha o çift tel olacak mı ona karar vermedik açıkçası. Evet, çünkü tek de olabilir. Şimdi bahsedeceğimiz konulardan dolayı maliyet hani kalemi yükseliyor. Bizim de çok fazla bir bütçemiz yok açıkçası. Şimdi bununla ilgili de size farklı aldığımız fiyatlarla bu terbiye sistemini nasıl yaparız, kaça mal olur, onun özetini bir çıkartmak istedik. Umarım verimli olur. İsterseniz ilk önce şeyleri anlatalım. Yani 4 başlık var bizim araştırdığımız. Belki bağcılığın yaygın olduğu bölgelerde hani bu işi çok daha hızlıca halledebiliyorlardır. Ama biz kendi çapımızda 4 tane başlık araştırdık. Bunlardan bir tanesi beton direk. Diğeri demir bağ direği, normal ahşap direk, bir de herek. Bunlarla ilgili olarak minik bir fiyat araştırması yaptık. Aslında gönül istiyor ki beton direk yapalım. Ama hem ağırlığından dolayı, yani iş gücü maliyeti, ki iki kişiyiz biz, bir de oğlumuz var bildiğiniz gibi. Üç kişi bu işin altından beton direği çok çıkamıyoruz. Her bir beton direk yanlış hatırlamıyorsam 40 kilo falan. Çukurunu aç, onu düzelt, payandalarını koy, biraz zahmetli. Ama rakam olarak size rakamları vermek istiyoruz. Bizim piyasadan aldığımız beton direk fiyatı 2 metrelik düz direk için yaklaşık 100 lira. Payandalar da 100 lira. Bizim 15 sıramız var. 15 sıraya 4 tane düz 2 metrelik direk ve ikişer tane de payanda, başa sona payanda gerekiyor. Bakın masamız sallanıyor ve biz sallıyoruz. Kusura bakmayın. Bu durumda 15 sıra için 60 tane düz direk, 30 tane payanda, 90 tane beton direk gerekiyor. 90 beton direğin maliyeti 9000 lira gibi bir rakam tutuyor. 100 liradan. Bunda tel vesaire hariç.
Beton direkte Ankara için şöyle bir sıkıntımız var. Yani ya biz bilmiyoruz açıkçası Ankara'da bu işi yapan var mı? Normalde bir beton direğe giydirme yapıyorlar. Demirden. Ve o demir giydirme iki sıra oluşturuyor. Değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, ama onu daha çok zannedersem Manisa yüksek tarafında yapıyorlar. terbiye, Yüksek evet terbiye. yüksek terbiyede kullanıyorlar. Normal alçak terbiyede ise, yani bizim yapacağımızda ise T, onlara da T T takıyorlar. takıyorlar ama işte beton direkte bu T'yi yaptırmamız gerekiyor. O konuda da çok bir tanıdığımız yok. Dolayısıyla beton direk bizim için maliyetli bir kalem oluyor. Onun hani alternatifi neler olur diye bakındık biraz. Demir düşündük. Köşebent demir, 4 mm veya 5 mm kalınlığında köşebent demir. Bunlara matkapla delik açıp tel geçişlerini sağlayabiliriz. Belli noktalara da istediğimiz yüksekliklere de bir lama hani koyar. Onu kaynatırız diye düşündük. Ama piyasadan aldığımız aşağı yukarı 6 metrelik tam boy demirler 4 mm için 40'a 40 köşebent fiyatı 300-350 lira arasında değişiyor. Herkes farklı fiyat veriyor. Lamalarda keza 6 metrelik bir boy 200-250 lira arasında değişiyordu. Ki bunları kestireceğiz, deldireceğiz vesaire. Bunlar biraz maliyetli işler. Hala bu şık cebimizde ama maliyet olarak beton direkten de fazla tutuyor açıkçası. Biz daha çok ahşapçı olduğumuz için ahşap düşündük bir de. Ahşap onun inşaat kerestesi koysak diye düşündük. O da metreküpü 5.500 lira dediler. Belki 5.000'e inerler, belki inmezler bilmiyorum. Onda da 90 tane direk, daha doğrusu her bir 10-10'luk direk de 135 lira. 135-140 lira tutuyor. Yani 2,5 metreden dik direklerden bahsediyorum. Ki bunun 60-70 santimini toprağa gömmeyi planlıyoruz. Beton direkten daha maliyetli oluyor bu durumda. Beton direkten evet, ahşap direk daha maliyetli oluyor. Ahşap daha pahalı çıktı. Bir de onun boyamamız lazım Evet, çürümemesi için. çürüme sıkıntısı var ki yani 3-4 sene veya belki 5 sene sonra tamamen işlevsiz de kalacak ve hatta bağı da devirecek ki sezonda devirirse de sıkıntı bu. Ama yine de cepte bu ışıkta. Biz ceviz ağaçları için geçen sene herek almıştık. Bu herekleri acaba yapabilir miyiz diye düşünüyoruz. Belki daha kısa ömürlü olacak ama 2-3 sene belki 4 sene hani çok iyi bir yağla veya boyayla boyayıp hani çürümesini engelleyebildiğimiz takdirde 3-4 senelik bir ömrü olabilir. Bu ahşap erek üzerinde gitmeyi planlıyoruz açıkçası. Gerçi bunda T'ler nasıl atılır vesaire T mi yaparız yoksa hereklerin içinden matkapla delik geçip tek sıra mı tel çekeriz? Hani 3 veya 4 kat tek sıra tel çekmekten bahsediyorum. Biraz bizim kafamız buna gitmeye başladı. Çünkü ahşap ereğin de 2 metrelik boyunu 30-35 lira bir fiyat aldık. 2,5 metre içinde 39-40 lira gibi bir fiyat verdiler. Bunun işçiliği de kolay olacak. Direkt çakacağız toprağa ya da kazıp çakacağız. Ve belli mesafelerde de matkapla delik delip buradan tel geçireceğiz. Bir sonraki aşaması yani hadi bunlardan birine karar verdik diyelim. Bir sonraki aşamamızda ne tür tel çekeceğiz? Bir ikinci kalem de bu. Kimi diyor ki çok ağır olur 3 mm'lik tel çekin. Kimi diyor 1,5 yeter. Biz de ortalama 2-2,5 mm arasında bir tel düşünüyoruz. Çünkü 3 mm dikmek ve kıvırmak çok zor. Bunu daha önce yaşadık. 2,2 veya 2 mm daha mantıklı gözüküyor. En altta belki yine 2,5 düşünürüz. Belki hatta 3 bile düşünebiliriz ama üstlerde daha ince bir tel olması bize daha kolay gibi geliyor. Onda da telin kilosu aşağı yukarı 40-45 lira, 50 lira. Bu civarda fiyat verenler var. Galvanizine göre değişiyor. Galvanizli tel alacağız tabi. Tellerin de yine bir kilogramı kaç kiloysa ona göre de işte bir tel masrafımız olacak.
Olay özetle böyle. Fiyatlar da böyle. Her geçen gün fiyatlar değişiyor, yükseliyor. Kimi zaman hiç beklemediğiniz kalemler de düşüyor vesaire ama fiyatlar bu şekilde gidiyor. Evet, bu aslında hani bizim dediğim gibi bilmiyoruz bu bilgiyi. İlk defa tel Evet, terbiye asla. sistemi kuracağız. Hani belki bu işin yoğun olarak yapıldığı Yerlerde daha bölgelerde uygun belki olabilir. hazır vardır, yapanlar vardır. Bu konuda da hani bilen arkadaşlar bize Yazarsanız. yorumlara yazıp yönlendirebilirse de çok mutlu oluruz. Belki çok daha kolay bir yöntemi vardır. Hani biz Ankara'da evet Kalecik yöresinde bağcılık yapılıyor ama açıkçası o taraf bize uzak olduğu için hiç gidip araştırmadık. İnternette de hani herhangi bir bulamadık bu şekilde hazır badireyi satan yerler. Valla gidip gelmek de Yönlendirirseniz. artık masraf oldu. Evet. Bir araçla gidip gelmemiz hani orada fiyat sormamız ki hiçbir şey bilmeden gidip fiyat da soramıyorsunuz. Onun yerine kendiniz böyle projeler yapıp o projeleri yürürlüğe sokmaya çalışıyorsunuz. Bizim şimdiki şeyimiz kafamıza yatan ahşap erek ve dediğim gibi 2 milimetrelik bir tel. Bundan belki birkaç sene kullanırız. Verim alamazsak o zaman tutum ne getirir ne götürür. Belki işlemleri tekrarlarız ama Evet, yani bu telli terbiye sisteminden önce de klasik gobble yöntemiyle hani bağlar yetiştiriliyormuş eski anneannelerimizin, dedelerimizin zamanında. hala var. Hala var. Ama hani tamam biz de böyle çok veriminde vesaire değiliz. Hani çok profesyonel bu işi belki yapamayacağız ama yine de hani Yine de bağın kendi yönetimi, pekmezimizi evet yani çıkartalım yani. yapmak istiyoruz. Hem bağın yönetimi, hani işte sıra aralarının çapası vesaire olsun. O yüzden bir sisteme oturtmak Oturtmak istiyoruz istiyoruz. açıkçası. Bakalım zaman ne gösterecek ama bu seneki planlarımız arasında hani bu telli terbiyesini çünkü omcalarımız gayet güzel gelişim gösterdi. Arada kuruyanlar da oldu ama dik çoğu evet 160 tanesi falan 180 güzel. küsür tane dikmişiz. 185'e yakın dikmişiz. 160 falan yaşıyor gibi Evet, şu anda. onları Mart ayında budamalarını yapıp yavaş yavaş tele yatırmamız gerekiyor. Gerekiyor. Açıkçası bu videoyu şöyle kapatmak istiyorum. Hatta kapatmak da istemiyorum. Aynı zamanda biz ceviz hani geçen sene diktik. Bu sene de ceviz devamı olacak. Ceviz için küçük bir maliyet hesabı yapmak istedim. Onu da paylaşmak istiyorum bu sene fiyatlarıyla. Her bir cevizin kaça mal olduğu. Çünkü cevizi aldığınız zaman fide aldığınız zaman tek başına yetmiyor. Buna gübre vereceksiniz. Biz Leonardit veriyoruz. Solucan gübresi veriyoruz. Ve yanmış hayvan gübresi veriyoruz. Bunları vermemiz gerekiyor. Hatta 3-15 de atıyoruz. Çok az bir miktarda. Karışma yani. Kükürt Kükürt atıyoruz atıyorsunuz. Toz keza. kükürt. Evet. Bunları da atmamız gerekiyor. Dolayısıyla şu anda piyasadan alacağımız bir fidan, açık kök fidan aşağı yukarı 60 lira mıydı? 60. 60 lira. Belki 70 liraya da çıkacaktır önümüzdeki süreçte. Biz yine Agrolitya'dan herhalde bu sene alacağız. 60 lira Fernor dikiyoruz biliyorsunuz. Fernor ve tozlayıcı olarak Ronde dikiyoruz. Dikim aralığımız 7'ye 5. 170 tane ağaç dikeceğiz biz bu sene. Planımız o yönde. Dolayısıyla 60 liralık bir fidan maliyetimiz var. Yaklaşık gübresi var bu işin. Gübreden ziyade de bu işte ahşap erekleri de bunları kullanmak istiyoruz ki bir ahşap erek 2 metrelik bile taksanız 30-35 lira bir fiyat çıkıyor. Dolayısıyla 60 artı 35 100 lira neredeyse geliyor nakliyesiyle vesairesiyle. 100 liranın gübre kısmını da eklerseniz hani 100-150 lirayı bulur herhalde değil mi? Bir kök ağaç. Belki geçer. Kükürtü vesaire de Malç katarsak da bu geçer. sene dikeceğiz. Malç Malç örtüsü dikeceğiz. yapacağız. Evet. Piyasada satılan malç örtüsünü birebir kesip diplere yaymak istiyoruz. Bu fiyatlarla bir de ceviz hani kök başı ne kadar çıkar derseniz yaklaşık 200 lirayı buluyor. Yani 170 veya 100 kök ağaç dikerseniz ceviz fidanından bahsediyorum. Yaklaşık 20 bin lira gibi bir maliyeti var. Sadece ahşabı, hereyi, ondan sonra fidanı
Ne? Yanlış. Yok, 200 lira 170 tane dikeceğiz. Tamam. 34 bin lira falan olacak. Evet, doğru. 34 bin lira olacak. 34 bin lira. Yok şey, diğer kısımları saymazsak herekle kök. Sırf fidan. Fidan 20 bin lira tutuyor yaklaşık. O türde de 34 bin lira gibi bir rakam çıkacak ki bu biz kökleri şey kendimiz kazıyoruz. Evet, bütün işçilikler bize ait. Biz kepçe getirmiyoruz veya ekskavatör getirmiyoruz. Kendimiz kazıyoruz o kökleri. Onlar hariç. Masa sallanıyor ya. Şey, bizim diyeceklerimiz aslında bu kadar. Evet. Aklınıza gelirse yorumlarda buluşuruz. Böyle de bir merhaba demek istedik size ayrıca. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Dediğiniz gibi eğer bu bağ terbiye sistemiyle ilgili bilgisi olan uzman arkadaşlar da bize yol gösterirlerse ayrıca mutlu oluruz. İzlediğiniz için de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bereketli bir sezon olsun. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.